Özellikle kalp krizinin belirtisi kişiden kişiye farklı mıdır? Kalp krizini hissedebilir mi kişi diye gelen sorular var ve tekrarlayan kalp krizinden sonra yine yaşama tutundum. İleriki aşamada bana sıkıntı çıkarır mı diye gelen sorularımız var hocam. Evet, son soru özellikle önemli. Bizim elbette kalp krizi geçiren bir hastada birincil amacımız hastayı hayatta tutmaktır. Evet. Bu hastanın bir an önce hastaneye ulaştırılması için kurulan 112 ambulans sisteminden tutun, alınan bütün tedbirlerin amacı hastayı hayatta tutmaktır. Birincil amaç budur. Elbette akabinde hastayı iyi bir hastane sürecinin ardından normal hayata döndürmektir ikinci amacımız. Burada hastanın kriz sırasında, kalp krizi sırasında geçirdiği sürecin ne kadar sağlıklı olduğu belirleyicidir. Evet. Eğer bir saat içerisinde hastamız hastaneye varmış ve damarı açılmış ise bu bir kalp krizi için elde edebileceğimiz en mükemmel sonuçtur diyebilirim. En mükemmel sonuç. Yani kalbimiz muhtemelen böyle bir hastanın kalbi minimal bir hasarla veya belki hiç hasarsız diyebileceğimiz ölçülerde sağlıklı bir şekilde bu süreci atlatabilir. Ama elbette şartlar gereği bu çoğu hastamızda böyle olmuyor. Hastaneye ulaşma süresi belki kırsal bölgelerde daha uzun. Merkezden perifere doğru gittiğimizde zorlu koşullarda yaşayan hastalar için, kırsal kesimlerde, ulaşımı güç bölgelerde yaşayan insanlar için bu kriz anındaki krizin başlamasıyla hastaneye ulaşma süreci arasındaki mesafe ne yazık ki uzuyor. Evet. Bu hastalarımız ne oluyor? Az önce bahsettiğim gibi kalbinde zayıflama ile taburcu oluyor. Hayatta kaldığı takdirde, evet, bir sıkıntı yaşamadığı takdirde. Bundan sonraki hayatında iyi bir takiple bir kalp yetmezliği adayı veya kalp yetmezliği hastası olarak hayatına devam ediyor. Bunların sıkıntılı bir şekilde hayatını devam ettiren kısmı da var. Pek bir sıkıntı yaşamadan kalbi zayıf olmakla beraber iyi bir yaşam kalitesine sahip hastalarımız da var. Bu hastalığı kabullenmekle yeni hayatına, bir anlamda yeni hayattır çünkü bu, yeni hayatına iyi uyum sağlamasıyla ilişkili bu durum. Elbette ciddi bir travmadır. Bir sağlıklı bir insanın, özellikle bizim hastalarımızın şöyle bir özelliği de var. Çoğunlukla daha önce doktor yüzü görmemiş hastalar da var hastalarımız arasında. Direkt bir kalp kriziyle karşılaşıyor ve ister istemez kendini çok sağlıklı gören genç bir hastanın bir kalp krizi geçirmiş olması, hastanede yoğun bakımda belli bir süre yatması, evet, ve taburcu olması, belki fiziksel performansının bir kısmını kaybetmesi kolay kabullenilebilecek bir şey değil. Dolayısıyla bazen hastalarımıza psikolojik destek verme ihtiyacı da duyuyoruz hatta. Dolayısıyla iyi bir tedavi sürecinin arkasından hastalığı tanıma ve kabullenme süreci de gerçekleştiği takdirde hastalarımız sağlıklı bir şekilde hayatına devam edebilir.